Herkese selamlar. Eylül itibariyle konsolosluk ve göçmenlik bürosundaki gelişmelerle alakalı olarak karşınızdayım. Son bir hafta içinde göçmenlik bürosu ve konsolosluklarla ilgili ne tip gelişmeler var? Onlar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bu gelişmeler arasında Dışişleri Bakanlığı'nın bazı vize başvuruları için mülakat yapmayacağını açıklaması, yine göçmenlik bürosunun harç ücretlerinin artmasıyla alakalı bazı gelişmeler, göçmenlik bürosundaki vatandaşlık başvurusundaki gecikmelerle alakalı bazı haberler, göçmenlik bürosunun vatandaşlık başvurularını geç değerlendirmesi neticesinde ortaya çıkan bazı sorunlar, yine Dışişleri Bakanlığı'nın bazı vize kategorilerine öncelik vereceğini açıklaması, özellikle New Jersey Asylum Office ile alakalı mülakatlarla ilgili bazı güncellemeler ve ayrıca özellikle Amerika'ya gelme yasağı bulunan ülkelerin vatandaşları veya o ülkelerde yaşayan kişilerle alakalı Amerika'ya gelebilmeleri için yapabilecekleri waiver, yani Amerika'ya girme başvurusu hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum videonun ilerleyen kısımlarında. Daha önceki güncellemelerde de belirttiğim gibi Amerikan konsolosluklarındaki vize mülakatları o konsolosluğun belirlemiş olduğu sıraya ve nizama göre devam ediyor. Bazı konsolosluklar mülakat veriyor, bazıları vermiyor. 31 Aralık 2020'ye kadar olan yasağa tabi olan vizeler hala mülakat alamıyorlar. Ama Dışişleri Bakanlığı son yapmış olduğu açıklamayla konsoloslukların mülakat yapmadan verebileceği vizeler arasına son 2 yıldır o vizeye sahip olan kişileri dahil etti. Bu ne demek? Şu demek. Daha önceki uygulamada bir vizeye sahip olan kişilerin son 12 ay içinde vizeleri bittiyse o vizenin yenilemesi için konsolosluğa başvurduklarında mülakata girme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı. Hatta İstanbul'daki Amerikan konsolosluğu, Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği de geçtiğimiz 12 ay içinde turist vizesi biten kişilerin herhangi bir mülakata ihtiyaç olmadan turist vizesi başvurusu yapabileceğini söylemişti. Dışişleri Bakanlığı bu 12 aylık periyodu 24 aya çıkarttı. Dolayısıyla geçtiğimiz 24 ay içinde vizesi biten, göçmen olmayan vizesi biten bir kişi varsa ve aynı vize kategorisinde başvuru yapıyorsa mülakat olmadan vize alabilecek duruma geldi. Tabii Dışişleri Bakanlığı'nın bu uygulamasının konsolosluklarda nasıl yansıyacağını şu anda bilmiyoruz. Yani uygulamanın ne olacağını bilmiyoruz. Onu bekleyip görmek gerekecek. Göçmenlik Bürosu'nun bütçe sıkıntıları nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibariyle bazı çalışanların işten çıkartma ihtimaliyle ilgili haberi daha önceki güncellemelerde duyurmuştum. Yine Instagram hesabımızda bu işten çıkartma olayının gerçekleşmediğini, Göçmenlik Bürosu'nun en azından 30 Eylül 2020 tarihine kadar operasyonlarına kimseyi işten çıkartmadan devam edebileceğini belirtmiştik. Şu an 30 Eylül 2020 tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yok. Yani 30 Eylül 2020 tarihine kadar Göçmenlik Bürosu işlemlere devam ediyor ama sonrasında ne olacağını bilemiyoruz. Çünkü hala meclisten istenilen bir bütçe var. Daha önce de söylediğim gibi Göçmenlik Bürosu'nun bu bütçe açığı, kendi iddiaları, başvuru sayısının düşmesi, bizim savunmamız Göçmenlik Bürosu'nun harcanmaması gereken yerlere zaman harcaması, harcamaması gereken paraları harcamaması gereken yerlere harcaması, yani enerjisini ve parasını, bütçesini doğru kullanmamasından kaynaklanıyor. Önümüzdeki günlerde bunun nasıl değişeceğini hep beraber göreceğiz. Bunun nasıl gelişeceğini hep beraber göreceğiz. Bu konuyla ilgili güncellememizi yapacağız ama şu anda 30 Eylül 2020 tarihine kadar herhangi bir bütçe sıkıntısı görünmüyor. Bununla beraber Göçmenlik Bürosu her ne kadar operasyonlara devam edecek de olsak bazı işlemler yavaşlayacaktır. Özellikle vatandaşlık başvurularının yavaşlayacağıyla alakalı bir açıklama yaptı. Tabii yakın zamanda seçimler var Amerika'da, Kasım ayında. Dolayısıyla bir sürü yeni vatandaş oy kullanmak istiyor. Ama bir yandan da Göçmenlik Bürosu'nun neticelendirmediği vatandaşlık başvuruları var. Şu anda Amerika genelinde 700 bin başvuru, vatandaşlık başvurusu neticelendirilmemiş Göçmenlik Bürosu'nun aksiyonunu bekliyor. Bu kişilerin çok büyük ihtimalle çok büyük bir kısmı Kasım'dan önce yemin törenine katılamayacak, Kasım'dan önce mülakat yapamayacak ve Kasım'daki seçimlere katılamayacak. Tabii göçmenlerin vatandaş olması Trump için iyi mi kötü mü bu su götüren bir mesele ama muhtemelen vatandaş olacak kişilerden çok büyük bir kısmı zaten göçmen oldukları için bu göçmenlikle alakalı politikaları desteklediğini çok tahmin etmiyoruz. Dolayısıyla burada Trump'ın ve Trump hükümetinin bu müracaatları geciktirmesi ve ötelemesinin aslında bir seçim hamlesi olarak da görülebilme ihtimali olabilir. Fakat vatandaşlık başvurularıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntı olduğunu söylemiş olalım. Ve bunun yine Trump'ın iddia ettiği gibi başvuru sayısının azalması veyahut da COVID'le alakalı değil,
göçmenlik bürosunun harcamalarını doğru şekilde kullanmaması, mesela iş yeri üzerinden yapılan green card başvurularına mülakat getirerek evlilik mülakatlarının ve vatandaşlık mülakatlarının ötelenmesi sebep olarak sayılabilir. Göçmenlik bürosunun yaptığı yeni açıklamalardan bir tanesi biyometrikle alakalı, yani kişilerin kim olduğunun tespitiyle alakalı uygulama. Şu anda bilindiği gibi sadece fotoğraf ve parmak izi üzerinden gidiyor biyometrik. Göçmenlik bürosu yapmış olduğu açıklamada bundan sonra farklı metotlara da kullanabileceğini belirtti. Bunlar arasında göz taraması, DNA testi, özellikle kişilerin kimliğinin belirlenemediği durumlarda, özellikle green card başvurularında, anne babanın çocuğa yaptığı başvurularda bir doğum sertifikasıyla tespit edilemeyen konuların DNA testiyle tespit edilebilmesi gibi konularda göçmenlik bürosu yeni bir düzenleme içinde olduğunu ve bu yeni teknolojileri de göçmenlik bürosu sisteminin içine sokacağını açıkladı. Bu açıklamada dikkat çeken bir şey daha var. Sadece göçmen olmayanlar değil, aynı zamanda green card sahiplerinin ta ki vatandaş olana kadar bu tip biyometrik bilgilerin istenebileceğini belirtti göçmenlik bürosu. Bu şu anda yeni bir gelişme. Henüz bir regülasyon aşamasına ulaşmadı. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Konsolosluklarla alakalı yeni bir güncelleme. Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamayla konsoloslukların bundan sonra K vizelerine veyahut da K, Kastamonu'nun K'si, K vizelerine öncelik vereceğini belirtti. K vizesi nedir? Amerikan vatandaşlarının eşleri için, Amerikan vatandaşlarının nişanlıları için yapmış olduğu vize başvurusudur. Bu başvurular Amerikan vatandaşlarının eşlerinin veya nişanlılarının Amerika'ya daha erken gelmesini sağlayan başvurular. Bu başvurularla ilgili Dışişleri Bakanlığı konsoloslukların K vizelerine öncelik vereceğini belirtti. Bu daha çok yeni bir açıklama. Konsolosluklar nasıl bir uygulaması olacak bilmiyoruz. Fakat gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Göçmenlik bürosu ile ilgili yeni bir güncelleme. 2 Ekim 2020 tarihinde harç ücretlerinin artacağını zaten daha önce duyurmuştum. O ayrı bir video olarak var. Onu isteyenler izleyebilir, takip edebilirler. Yeni bir açıklama geldi göçmenlik bürosundan. 2 Ekim 2020 tarihi itibariyle sadece harç ücretleri değil, aynı zamanda bazı başvuruların edition date'leri, yani bazı başvuru formlarının yenilenmesi söz konusu. Şimdi bu formlar yenilendiğinde eski formlar artık geçerli olmayacak. Yeni versiyonlar kullanılması gerekecek ve eski versiyonlarla dosyayı gönderenlerin dosyaları geri gönderilecek. Bu açıklamada dikkat çeken bir şey daha var. Daha önce premium processing'den bahsetmiştim. Dosyaların belli kategorilerde, belli vize başvuruları için hızlandırılabilmesi. Bununla ilgili ayrı bir videom var. Premium processing nedir diye. Onu seyredebilirsiniz. O videoda da açıklandığı gibi şimdiye kadar premium processing ile dosyayı hızlandırma servisini kullanan kişilerin dosyalarına 15 takvim günü içinde bakılıyordu. Yeni yapılan açıklama 15 takvim gününü 15 iş gününe çeviriyor. Yani eskiden mesela 2 Haziran'da dosyanız içeri girdiyse 17 Haziran'da göçmenlik bürosunun en geç size cevap vermesi gerekirken şimdi o belki de araya iş günlerini de dahil ederek 20 günlük belki de bir süreye çıkmış olacak. Dolayısıyla göçmenlik bürosu yine keseri hep bana hep bana şeklinde vurmaya devam ediyor. Testere gibi kah sana kah bana olacağı günleri özlemle bekliyoruz. İnşallah Biden-Harris ikilisi seçilirse Kasım'daki seçimlerde bu tip saçmalıklardan kurtulacağımızı ve biraz da göçmenlerin faydasına bir şeyler olmaya başlayacağını ümit ediyoruz. Bir diğer güncelleme Newark Asylum Office ile alakalı, yani New Jersey'deki iltica başvurularına bakan ofisle alakalı. Newark Asylum Office'inden son gelen bilgilere göre Lyndhurst'taki bina tamamen kapatıldı. Lyndhurst'ta artık hiçbir ofisleri bulunmuyor. Şu anda taşınma aşamasındalar. Fakat Asylum Office'in yeni binası hazır olmadığı için şu an göçmenlik bürosunun değişik binalarına sadece eşyalarını taşıyorlar. Mülakatlar çok yavaş bir şekilde devam ediyor. Eskisi gibi hızlı bir mülakat sistemi şu anda yok. Ve görebildiğimiz kadarıyla mülakatlar devam edecek. Ama COVID öncesi hızla değil, şu andaki içinde bulunduğumuz durumun hızıyla devam edecek. Dolayısıyla bir COVID öncesi duruma göre yavaşlama söz konusu. Peki Newark Asylum Office bu şu andaki hızıyla mülakat vermeye ne zamana kadar devam edecek? Muhtemelen yeni binaya taşınana kadar. Yeni binaya taşınmaları da belki de Kasım, Aralık ayını bulabileceğini, belki de sene başını bulabileceğini belirtiyorlar. Dolayısıyla Newark Asylum Office ile ilgili son güncelleme de bu şekilde. Bahsetmek istediğim son konu waiver. Özellikle Amerika'ya gelişi yasaklanmış olan Schengen ülkeleri ve bazı başka ülkeler var. Türkiye'den Amerika'ya gelmekle ilgili bir yasak yok. Fakat Trump'ın yasakları arasında
Özellikle Avrupa ülkelerinden Amerika'ya gelme noktasında bir sıkıntı var. Yine başka dünyanın başka ülkeleri de dahil buna ama özellikle Avrupa. Bu yasağa tabi olan kişilerin waiver başvurusu yapması mümkün. Biz bu hafta bir müvekkilimize bununla ilgili bir waiver başvurusu yaptık ve bununla ilgili bir kabul aldık. Dolayısıyla Amerika'ya gelmesi normalde yasak olan bir ülke vatandaşı veyahut da o ülkede yaşayan bir Türk vatandaşının Amerika'ya gelmesi bu waiver sayesinde mümkün olacak. Fakat bu konunun yanlış anlaşılmasını istemediğim için bir kere daha belirtmek istiyorum. Bu kişiler zaten Amerikan vizesine sahip olan kişiler. Sadece Schengen ülkelerinde yaşadıkları için Amerika'ya gelme geçici olarak yasakları var. Trump'ın seyahat yasakları dolayısıyla. Bu kişiler özel bir sebepleri, mazeretleri, acil bir durumları varsa, işle alakalı, sosyal hayatla alakalı, özel hayatlarıyla alakalı özel sebepleri varsa konsolosluklardan veyahut da buradaki göçmenlik bürosundan bir özel waiver başvurusu yaparak ülkeye gelmek, Amerika'ya gelmek için clearance alabilirler. Yani waiver alabilirler ve Amerika'ya gelebilirler. Tabii bunu almadan kesinlikle bileti almamalısınız, kesinlikle seyahat yapmamalısınız ama böyle bir imkan var, bu mümkün. Bunu da bu güncellemeler arasında belirtmek istedim. Çünkü oldukça önemli bir fırsat bu. Özellikle Amerika'ya gelme konusunda ciddi sebepleri olan ve turist vizeli olan veyahut da başka vizelere sahip olan kişiler açısından. Göçmenlik bürosu ve konsolosluklarla alakalı, mülakatlarla alakalı son gelişmeler bunlar. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Kanalımıza abone olabilirsiniz. İlgilendiğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa tavsiye edebilirsiniz. Eğer bildirimleri açarsanız videolardan önce sizin haberiniz olur. Bu konularla alakalı sorularınız varsa lütfen o konu başlığı altındaki videonun altına yazın sorularınızı. Çünkü çok fazla video var kanalda. Farklı konuları işliyor. Aynı konular hakkında kanalın altında yorum yaparsanız çok daha iyi olur. Farklı videoların altına farklı konuları yazmayın. O konularla alakalı olsun. Ben de hepsine tek tek cevap vermeye çalışacağım bizzat kendim. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim. Görüşmek üzere.